Herkese günaydın. Merhaba. Eskişehir.net'e hoş geldiniz. Onda on 10 başlıyor. Hafta sonu kısıtlamanın ardından karşınızdayız. Umarız herkes sağlıklı bir şekilde bizleri izliyordur. Aşı e, gündemimizde. Vakalar artıyor. Vakalar çevremizden özellikle çok sık duymaya başladık değil mi? Onun testi pozitif çıktı. Bu e, belki hastanede devam edenler var. Yaklaşık 400-500 kişi de hastanelerde tedavisine devam ediliyor. Bizim patronumuz da aynı zamanda koronavirüs tedavisi şu anda evinde devam ediyor. Eskişehirspor başkan vekili aynı zamanda Fatih Sezer. Yine başkanımız Mustafa Gören durumları iyi. Ee, Hasan Hüseyin Köksal sağlık sen şube başkanımız bu süreçte gerçekten cesur söylemleriyle sağlık çalışanlarının yüreğini ferahlatan Öyle değil mi? Ee, olması nasıl bir sendika olması gerekiyor onu bizlere gösterdi. Hatta tüm Türkiye'ye gösterdi. Şimdi bir de e, gazetecilik böyle değil mi Rahmi? Patron yok ama biz çalışmaya devam. Patron bir yıl Dubai'ye tatile gitse biz yine çalışmak zorundayız. Yapacak hiçbir şey yok. Bazı işler de vardır. Yani patron olmayınca biraz daha böyle sakinleşirler. Biz öyle değiliz. <laughs> Mecbura çalışmak zorundayız. Elbette büyük bir keyifle. Hafta sonunu atlattık. Ee, Nisan da kapıdan baktırıyor neredeyse Karlı bir güne uyandık Biraz şaşırdı insanlar Ne oluyor dedi mevsimler Hani bu Mart'tı falan değil ee, Arabaların üzeri kardı Eğer şehir dışından bizleri izleyen varsa Hala da böyle ince ince güzel güzel yağıyor Umarız çiftçimize e, yarar Barajlarımızı suyumuzu biraz daha artırır Bulduğumuz aşıyla aşılanacağız Eskişehir'de 115 bin kişi cumartesi gününün rakamı şu anda izlerken bile bakabilirsiniz aşı güncel aşı haritasından 115 bin kişi hem birinci derece hem ikinci derece aşısını oldu. Aşılama devam ediyor. Birinci doz olanlar da var. Yani bu sayı biraz daha fazla. 250 binler civarında. Ama hem birinci dozu hem ikinci dozu olan 115 bin kişi var. Aşı tartışmaları da bir yandan Çin'den gelen Çinli bir ee, uzmanın uyarısıyla biraz daha böyle kafalar karıştı. Herkes bir şey söylüyor, herkesi dinleyebiliriz. Ama birkaç kişiye ekstra kulak kabartacağız. Ne diyor diye. İşte onlardan birisi İngiltere'de şöyle yaptı, burada böyle yaptı. Ee, aşı ne yapacağız? Alman mı, Çin mi? Bakın, profesör, doktor, gaye Usluer. Yaklaşık bir yıldır bu konulardaki kutsal bilgi kaynağımız kendisine sürekli danışıyoruz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Gayı Hocamız ne diyor? Dün hemen e, baktı ortalık yine karışık bilgilendirmesini yaptı. Görevler dedi görevler. 2-1 bize düşen size bize bu yayını izleyenlere düşen vatandaşa düşen ulaşabildiğimiz aşıyla aşılanacağız. Bakın çok net. Çin mi Alman mı o yok şunu getir bunu ısmarladım e, bir ay sonra şu gelecekmiş. Hayır ulaşabildiğimiz yani bulabildiğimiz aşıyla aşılanacağız. Bu kesin. Profesör, doktor, gayıoslar. Koruyuculuğu en düşük olan aşının dahi ağır hastalığı ve ölümleri engellediğini unutmayacağız. Yani etkinliği, koruyuculuğu az olabilir, çok olabilir. Tartışılır. Ama şunu tartışmıyoruz. Aşıyı mutlaka olacağız. Aşı bulduğumuz aşıyı olacağız. Etkinliği yani biz yoğun bakımda değil de serviste geçirebiliriz bu süre süreci Allah korusun. Serviste değil de evde. Evde de daha hafif atlatanlar var. Başka şekilde atlatanlar var. İşte aşı burada çok önemli. Bakın konunun uzmanı böyle söylüyor. Hükümete düşen görevler de var. Daha çok aşıya ulaşımı sağlamak, aşı çeşitliliğini artırmak. Daha çok aşıya ulaşacak hükümet buna gayret edecek ve aşı çeşitliliğini artıracak. Şimdi bakalım. E tabi insanlar da akşama kadar onu izliyor, bunu dinliyor, onu dinliyor derken kafalar karışıyor. Babam Çin aşısı ne oldu mesela? Sırası geldiği zaman yaşından dolayı birinci ve ikinci doz Çin aşılar. Annem Osman Müftüoğlu'nu dinlemiş herhalde. Onun bir takım hastalıkları da alt hastalıkları da olduğu için ben dedi Alman aşısı olmak istiyorum. Her ikisi de var memleketimizde. Şehir hastanesine randevumuzu aldık. Ona da Alman aşısı yaptırdık. Onun ikinci dozunu bekliyoruz. O henüz birinci dozunu oldu? Herkese şifalar dileyelim. Şimdi geçelim. Bir tedirginlik. Koronavirüs hayatımızı ne yapıyor? Ya sağlık ya ekonomi. Başka boyutları da var. Buyurun. Eskişehir'de anne babalar tedirgin. Valilik bir karar aldı. Bakın nasıl bir karar. Valilik tarafı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının 12 Nisan 2021 bugün itibariyle yüz yüze eğitime ara vermeleri yönündeki kararı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanlar bunlar. Çok sıkıntılı. E hemen çalışan anne babalar dedi ki e, kreş gündüz bakım evi Bir de aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı olanlar var burada çocuğu 3 yıldır kreşe giden birisi olarak hala kafamız karışık bunları anlayamıyoruz arada bir soruyoruz. yani bir karar alındığı zaman bazıları e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bazıları da aile ve sosyal Politikalar bakanlığına bağlı olduğu için iki farklı kurum ve iki farklı uygulama oluyor buraya dikkat şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanlarda bu karar alındı Peki şehir hayatı hepimiz çalışıyoruz. Ee, çalışanlar var. Ee, çocuklarımızın ne yapacağız? İşe mi götüreceğiz? Diyenler oldu. Şimdi bu tedirginlik niye? Kararın yeniden gözden geçirilmesini istiyorlar. Ee, kreşler, gündüz bakım evleri, aile ve sosyal politikalar bakanlığa bağlı olanlar da kapanırsa ne yapacağız? Ha bir tam kapanma olursa zaten hepimiz evdeyiz. Herkes kendi çocuğuna çocuğuna bakar bir şekilde. Ama bir tarafı açıp kapatmadan öbür tarafı böyle. Orası çok sıkıntılı. Hani biraz şöyle bir şeyimiz vardı. Mesela en azından benim için çocuğu götürüp annemize babamıza bırakabiliyorduk orada. Ee, bakılıyordu. Ama şimdi onları da buluşturmamaya çalışıyoruz. Değil mi? Anneanne, babaanne, dedeler, torunlar onları da ayırdık. Yani kapıdan bile neredeyse selam veremez hale geldik. Telefonda görüntüyle idare ediyoruz. E o zaman anneler babalar tedirgin. Bakın Yüzlerce müzisyen işsiz. Yüzlerce müzisyen. Bir yılı geçti artık. Mekanlar kapalı, işler yok. Canlı yayın performansları yok. Salgında işte en çok etkilenenlerden birisi. Ara sıra seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Utku Çakırözer, CHP milletvekili. Utku Çakırözer gitti onları dinledi. Şunu anlatacağım sadece sizlere. Bakın enstrümanlarını satıp ayakta kalmaya çalışıyorlar. Fabrikalarda çalışmaya başladılar hayatları alt üst oldu. Hayatında ilk kez fabrikada çalışmaya başladığını dile getiren ses sanatçımız Salim Oylaş. 44 yaşından sonra fabrikada çalışmak nedir onu öğrendim. Ellerim çok acıdığı için şu an ork çalabilecek pozisyonda değilim. Belki canlı müzik başlasa ork tuşuna basamayacağım. Müzisyenler ev kiralarını, elektrik, doğalgaz gibi faturalarını ödeyemiyor. Evet, Düğünde, doğum gününde, insanların mutlu günlerinde biz hep vardık ama salgında ilk unutulan bizler olduk. Diyor Salim Oylaş, CHP Milletvekili Utku Çakırözer. Fotoğrafta da görüyorsunuz, onları dinledi. Evet, gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Bir dolandırıcılık haberi. İyi tarafı şu, dolandırıcı yakalandı. 103 bin dolar. Eskişehir'de yaşandı bu olay. Biraz asayiş haberi. 83 yaşındaki yürüme engeli olan kadını aradılar. Kendilerini yani savcı, polis, hakim olarak tanıttılar. İşte bankadaki hesabınız, paranız, kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Aslında hep aynı şeyler ama e, oluyor. İnsanın basireti bağlanıyor. 83 yaş, yaşlılık da var. E, onun için böyle hani çok kınamadan haberi takip edelim ya da ben de kınamadan vereyim haberi e, ee, buluşuyorlar kadınla. Kadıncağız getiriyor. Ve bir de hatta şifre mifre veriyorlar. Yanımıza gelince yıldız da herhalde şifrede. Bunu söyle diyorlar. 103 bin dolarını bankadaki 103 bin dolarını çekip işte dolandırıcılara teslim anı bu da veriyor. İyi haber nasıl? Eskişehir ve Şanlıurfa emniyet müdürleri polisleri düzenliyor operasyonu ve yakalıyor bu. Ee, şu anda evet yargılanacak. Geçelim tepe başına. Metin Özöğüt Yaşam Merkezi tepe başında rutin belediyecilik anlayışının dışında biliyorsunuz çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar onlara da yani toplumun dezavantajlı grupları aslında baktığımız zaman onlara da çok güzel hizmetler gidiyor. Bakın bu haber biraz da Ahmet Ataç'a duyulan güvenle alakalı. Niye? Çünkü bir hayırsever eliyle yapılıyor bu. Ve merkez Tamamlandı, tamamlanmak üzere. Ahmet Ataç orada yapımı tamamlanan Metin Özöğüt. Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'ni inceledi. İstikrar ile devam eden kaliteli belediyecilik çalışmalarımız halkımızın tamamına eşitçe ulaşıyor dedi. Özöğüt ailesini de buradan, bakın çok güzel bir fotoğraf, pırıl pırıl. Bunlar çok 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 lazım olacak bize. Bir iki yıl, 3 yıl, beş yıl sonra herkes yapmaya çalışacak. Tepebaşı bu anlamda da bize öncülük ediyor. Zincirli Kuyu Mahallesi'nde burası 72 yatak kapasitesi var. Eski Eskişehir'in yere gelmişken Türkiye'den daha hızlı yaşlandığını bunu söyleyelim. Daha hızlı yaşlanıyoruz. Türkiye'deki yaşlı nüfusu atıyorum, %10 satıyorum. Biz 10.3 emekli böyle bir şey kenti olmaya doğru da gidiyoruz. Onun için belediyeler, kamu, herkes, odalar, STK'lar bu yönde de biraz yani kı kıdemli vatandaşlarımızın daha rahat hem sağlıkta hem hastalıkta daha rahat vakit geçirebileceği yerler inşa etmeli, o sosyal donataları oluşturmalıyız. Ee, hamam yolunu, orası da güzel bir yer gidip oturulabilir ama şu anda hamam yolu sadece onların en azından o bölgede yaşam alanı gibi. Eskişehir Demirspor şampiyon olabilir. Başlığımız bu Demirspor, çok önemli. Eskişehir Demirspor sadece futbol değil bunu birkaç gün önce paylaştık sizinle. Ah Demir Spor Osman Cemoğlu buradan kulaklarını çınlatalım. Bir anlatsa da bir dinlesek günlerce sürer. Sporun her dalında hemen hemen ulusal ve uluslararası başarılar. İnanılmaz bir hikaye. Şöyle ucundan ben biraz dokundum. Tüylerim diken diken şu anda. Harika. Şimdi o şampiyonluk ne? Tescillendirmek için TFF'ye gidiyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe bakın Gönül Cemoğlu Eskişehir Demir Spor Başkanı aynı zamanda ve Ali Koç'la görülüyor. Fenerbahçe'nin bir girişimiydi bu. 1959 yılından önceki şampiyonlukların tescili için başlattığı çalışmaların ardından Eskişehir Spor Demir Spor, Eskişehir Demir Spor yöneticileri de benzer bir talep için harekete geçti. TFF'ye başvurulacak. 1940 yılında hatta 22 Eylül 1940 yılında Fenerbahçe'yi Ankara 19 Stadyum'unda bir pazar günü 3-1 yendi. İşte burada bir şampiyonluk. Hukukçularımızla görüşüyorum dedi Gönül Cemoğlu. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta içinde biz de TFF'ye başvuracağız, müracaat edeceğiz dedi. Eskişehir'e dolayısıyla Demir Spor'a, Eskişehir Demir Spor'a bir şampiyonluk gelebilir mi? Bekliyoruz. Hasan Hüseyin Köksal'ı söylemiştik. Bir kez daha söyleyelim. Ee, koronavirüsle mücadelenin en ön safında yer alanlardan. Aslında bu okulların açılmasını tırnak içerisinde bir kez daha sorgulattı. Yaklaşık bir yıl kaçtı ee, Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal bir yıl bu hastalıktan kaçtı kaçtı ama okullar açılınca çocukları okula gönderince oğlundan maalesef hastalığı kaptı. Umarız iyidir. Ee, dün görüştük iyiydi kendisini böyle e, birkaç kişiyi yakından takip ediyoruz onlardan birisi de Hasan Hüseyin Köksal Şifa diliyoruz kendisine, diğer hastalarla birlikte. Bugünlük bu kadar, kapatıyoruz. Umarız sağlıklı bir şekilde. Yarın tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.